Selamünaleyküm canlar. Mobile Legends oyunu ile ilgili efsane haberlerim var. Videoya like yorum atarsanız çok sevinirim. Sizlerden en az 600 like bekliyorum. Bakalım gelecek mi? İlk olarak Alice'ten başlayacağız. Bu ayın 24'ünde gelecek olan Alice'in Epic kostümlü Mobile Legends oyunu getirmedi. Çünkü oyunumuza yeni bir sistem geliyor. Koleksiyon sistemi. Araştırdım. Forum sitelerinde birkaç bilgi edindim. Onları sizlerle paylaşayım. Alice kahramanının kostümü süre sınırlı bir kostüm. Bunu zaten biliyorsunuz ve ekranda görmüş olduğunuz bu güzelim kostüm olacak. Bunu büyük bir ihtimalle ücretsiz alacağız. Koleksiyon alanındaki görevleri tamamlayarak bu koleksiyon alanı oyunumuzdaki başarılar kısmına gelebilirmiş. Orada bir başarının levelleri olacakmış. Levelleri tamamladıkça ve o levellerdeki kategorilerdeki işaretlemeler, çerçeveler vesaire böyle olacakmış. Oradaki görevleri tamamladıkça oyun bizlere bir ekran sunacak. Ekranda görmüş olduğunuz bu ekranı sunacak. Bu ekrandan istersek Alice'i, istersek Fanny ve Cloud sevgililer günü kostümünü, istersek Sun'ın Lunar Fest kostümünü alabileceğiz. Normalde bunun için 24'ünde gelecek diyorlardı ama tam tarih belli değil. İlerleyen videolarda kesin tarihi söyleyeceğim. Ekranda görmüş olduğunuz bu çerçeveyi de bu etkinlikten başarıyı tamamlayınca başarının ödülü olarak alabileceğiz. İlerleyen günlerde çok farklı detaylar çıkacaktır. Sizlerle paylaşacağım. Canlar, yıldız üyelik mağazalarını sürekli bana soruyorsunuz. O yüzden bu videoda detaylıca anlatacağım. 1 Mayıs'ta Lestey'in yıldız üyelik kostümü yıldız üyelik mağazasında yerini alacak. 5000 yıldız üyelik parçasına Lestey'in kostümünü alabileceksiniz. 1000 yıldız üyelik parçasına çerçevesini, 320 yıldız üyelik parçasına emojisini ve diğer efektlerini de 3000 parçaya falan alacaksınız, tamam mı? Ve birçok kişi soruyordu. Kagura'nın yıllık star kostümü Lesse'ye gelince kalkacak mı kalkmayacak mı? Şimdi buna şöyle bir cevap vereyim. Biliyorsunuz kesin konuşmam mümkün değil bu konuyla ilgili. Ama geçmişe baktığımız zaman bir yıllık star kostümü geldiğinde ondan öncekiler mağazadan hiçbir zaman kalkmadı. Hayabusa'sı, Gordu, Keri'si falan filan hepsi orada duruyor şu an. Lesley geldiğinde Kagura niye kalksın? Kalkarsa Mobile Legends oyun çok değişik bir şey yapmış olur. Alışılmış olayın dışına çıkmış olur. Onu belirtmek istiyorum. Çünkü bu mağazanın amacı Yıldız Festivali alanı var ya. Yıldız Festivali demek geçmiş Yıldız Festivali kostümlerinin olduğu alan, eşyaların olduğu alan. Kagura'nın kostümü de Yıldız Festivali kostümü. Onun orada kalması gerekiyor mantıken düşündüğün zaman. Ve geçmişteki olay baktığın zaman bu söylediklerime dayanarak ben Kagura'nın yıllık star kostümünü kalkmayacağını düşünüyorum. Ama kalkarsa da gelip videolarda sövmeyin canlar. Neyse gelelim diğer detaylara. RSA 1 Mayıs'ta geliyor. Yıldız üyelik dönüşü kısmında sandığın içerisinde bütün kostümler var. Rastgele veriyor ama bazı kostümlerde Mobile Legends oyunu sandığın dışına çıkartıyor. 3000 yıldız üyelik parçasını istediğiniz yıldız üyelik kostümünü alıyorsun. Buraya baktığımız zaman Selena'nın yıldız üyelik kostümü, Granger'ın yıldız üyelik kostümü, Sylvana'nın yıldız üyelik kostümü, Lunox'un yıldız üyelik kostümü, Groan yıldız üyelik kostümü, Xborg yıldız üyelik kostümü, Chench yıldız üyelik kostümü ve Dyrat'ın yıldız üyelik kostümlerini Mobile Legends oyunu şu sandıktan çıkartıyor. Direkt buraya koyuyor. Sandıktan şansa çıkartmak yerine direkt buradan isterseniz alabilirsiniz canlar. 1 Mayıs'ta bütün bu yenilikler geliyor. Bilginiz olsun. Geçtiğimiz videolarda Mobile Legends oyununun Sevgililer Günü kostümlerinden bazılarının arka plan efektini değiştiğini sizlere söylemiştim. Şimdi sizlere bu değişiklikleri canlı canlı izletmek istiyorum. Ekranda şu anda Layla'nınkini görüyorsunuz. Bunlar kısa zaman içerisinde orijinal sunucuya gelecek. Yani bence şu an tam oldu arkadaşlar. Tam Sevgililer Günü'ne özel arka plan efekti verilmiş. Bu Layla'nınki. Sizler de lütfen yorumda söyleyin arkadaşlar. Olmuş mu olmamış mı diye. Bu da Clint'in efekti. Güzel. Giriş animasyonlarına ben bayılırım arkadaşlar. Onu belirteyim. Alucard'ınki bu şekilde. Tamam, hepsi standart gibi duruyor. Mia'ya bakalım şimdi. Mia'nınki de böyle. Sanırım Lestey ve Ghost'unla ilgili de değişiklik olmuştu. Onlara da bakacağız şimdi. Aynen. Lestey'inki de bu şekilde ama Lestey sanki birazcık daha havalı gibi geldi bana canlar. Gece kumsaldaymış gibi. Ghost'una bakıyoruz. Ghost'ununki de bu şekilde. Nasıl buldunuz? Lütfen yorumda belirtin. Yorum yapmayı unutmayın. Yorumlarınızı merak ediyorum. MLBB oyunu farklı etkinlikleri getirmeye devam ediyor. Ekranda görmüş olduğunuz Sylvana kostüm anketinden sizlere geçtiğimiz videolarda bahsetmiştim. Anketin kazananı bu kostüm oldu ve o videoda söylediğim gibi kostüm etkinlikle birlikte geliyor.
Etkinliğin detaylarına geçmeden önce kostümle ilgili bilgi vermek istiyorum. Kostüm tasarımlarında, arka plan efektlerinde Mobile Legends oyunu okul kızı, öğrenci, parti kızı, tatil ortamı gibi efektleri kullanacak. Ve bu süslemelerle birlikte efektif, güzel bir kostüm oyuna getirecek. Bu kostümde etkinlikle birlikte ücretsiz alacağız. Herhangi bir değişiklik olmazsa. Etkinliğin detaylarına geçecek olursak bu etkinlikten Mobile Legends oyunu bizlere bir elit, bir spesyal garanti. İki kostüm bedava verecek. Daha farklı kostümler de etkinliğin ödül havuzunda olacakmış ve ekranda görmüş olduğunuz gibi bilet, kupon mantığında bir şeyler olacak. Daha da çok detaya girecek olursam etkinliğin ana ekranı bu şekilde olacak canlar. Görüyorsunuz okul, parti, eğlence, etkinliğin genel havası bu şekilde. Sağ tarafa odaklandığımızda belirtilen tarih aralıklarında açık olan etkinlikler olacak. Siz bu etkinliklere katılarak görevleri tamamlayarak kostümleri, eşyaları bedava toplayacaksınız arkadaşlar. Ve bu etkinliğin kendine özgü ödül havuzu olacak. O ödül havuzundan farklı kostümler alabileceğiz. Hatta biletlerle birlikte çekiliş yapacağımız bir şeyler de olacakmış arkadaşlar. Ama detay yok. İlerleyen günlerde detaylar çıkacaktır. Buraya baktığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6 en az 6 farklı etkinlik bizleri bekliyor. Etkinliğin böyle bir alanı da olacak. Bu alanda kostümler toplayacağız, biletler toplayacağız, paralar, puanlar toplayacağız. Zaten bu barı görmüşsünüzdür. Etkinlikte görevleri tamamlayarak bir enerji topluyorsunuz. O enerji sizin buradaki levelinizi arttırıyor ve her level kademesinde ekranda görmüş olduğunuz gibi eşyalar alıyorsunuz. Şunlar para, puan diyelim. Şu bilet etkinlikte bir yerlerde çevirme yapacağız. Bu biriktirmiş olduğumuz paralarla, puanlarla da etkinliğin ödül havuzuna gidip oradaki eşyaları takas edeceğiz. Etkinlik genel anlamda bu şekilde olacak. 1 Mayıs ve 31 Mayıs tarihleri arasında oyunumuzda farklı bir etkinlik olacağı için bu etkinliğin ondan sonraki süreçlerde oyunumuza geleceğini düşünüyorum. Eğer farklı detaylara, güne vesaire ulaşırsam diğer videolarda bilgisini vereceğim. Arkadaşlar algoritmalarla alakalı birçok soru oluyordu. O yüzden buraya da eklemek istedim. Geçtiğimiz videolarıma baktığınız zaman hem KOF etkinliği gelir gelmez 3 KOF'u birden aldım. O videodaki algoritmalara bakabilirsiniz. 2-3 gün önceki. Hem dün paylaştığım ve ondan önceki gün paylaştığım Part 1, Part 2 premium tedarik çevirmelerindeki algoritmaları da bakıp bilgi sahibi olabilirsiniz. Bunların dışında yapmış olduğum çevirmeler sonucunda ve araştırmalarım sonucunda bu algoritmalara ulaştım. Bunlar en son gelen KOF etkinliğinin algoritmaları diyebilirim. Sizler de bu algoritmalar üzerinden bingonuzun gidişatını görebilirsiniz. Eğer farklı algoritma vesaire gelmişse size bu videonun yorumunda belirtin. Ben kontrol edip sizlere geri dönüş yaparım. Biliyorsunuz 4 Mayıs'ta Alpa Kahramanlı kolektör kostümü geliyor. Diğer detaylarını da öğrendim. Hızlıca ilerleyelim. Alpa kolektör kostümüne alternatif olarak Veil kolektör, Van kolektör geliyor. Kolektör kostümlerini en ucuz almak için yapmanız gereken etkinlik ilk geldiğinde 16 gün çekilişini direkt yapıp kalan günleri indirimli 1x yapıyorsunuz. Böylelikle 6000 küsur elmas değerindeki kolektör kostümlerini 3150 elmasa falan alıyorsunuz. Şansınız varsa daha uyguna da maliyet düşebiliyor. Kolektör kostümleri dışında alacağımız spesyal kostüm Leste, Belerik ve Hanzo spesyal kostümleri olacak. Elit kostümlerimiz ise Nana, Kufra, Aldous kostümleri olacak. Normal kostümlerimiz ise Nathan, Benedetta ve Chench olacak. Bu kısımda etkinliğin genel ödül havuzundaki eşyalar canlar. Alpa Kolektör etkinliği 4 Mayıs'ta geliyor. Canlar Mobile Legends oyunu Link kahramanına revamp getiriyor. Görüntüsünü değiştiriyor. Link'ten bahsedeceğim. Farklı bir kahraman daha söyleyeceğim. Birçok kahraman var aslında. O kahramanların eski hali, yeni hali ilerleyen videolarda size de gösteririm. Ama ilk olarak Link'ten başlayalım. Link'in sol tarafta eski halini, sağ tarafta yeni halini. Revamp sonrası skill shotlarının değişimi, görüntüsünün değişimi, bütün her şeyi şu an görüyorsunuz. Sağa inişi bu şekilde. Skill geçişleri, kılıç toplama efektleri, ikinci skill'i, birinci skill'i hepsini görüyorsunuz. Linkçiler aradaki farkı daha iyi görecektir. Tamam, kostüm görüntü olarak var ama skill efektlerinde de var bir şeyler arkadaşlar. Ultisi ekranda görmüş olduğunuz gibi olacak. Evet, farklılık var aynen. Bir kere daha gösterir misin?
Ultiye bir kez daha bakalım. Neyse, linkçiler anlamıştır neyin ne olduğunu. Link kahramanı ile birlikte Irithel'in de görüntüsü değişiyor. Eski halini üst tarafta, yeni halini alt tarafta görüyorsunuz. Bu kahramanlara Yuuzhan, Granger, Powys gibi kahramanları ekleyebiliriz. Bunun dışında ilerleyen günlerde birçok kahramanın da görüntüsünü Mobile Legends oyunu güncelleyecek. Bilginiz olsun. Detayları diğer videolarda sizlere vereceğim. Johnson kahramanının ekranında görmüş olduğunuz bu spesyal kostümüne Mobile Legends oyunu renklendirme getiriyor. Renklendirmesi ekranda görmüş olduğunuz gibi olacak ve bu renklendirilmiş kostümü de mağaza çekiliş alanındaki şanslı çark alanının şanslı mağazasından alacağız. En son biliyorsunuz Odette'nin bu renklendirmesi gelmişti. Artık buraya ilerleyen günlerde Johnson kahramanının spesyal kostümünün renklendirmesi gelecek ve bu renklendirmeyi de şu taşlarla birlikte, 40 şanslı taş parçasıyla birlikte alabileceğiz. Johnson severlere hayırlı uğurlu olsun diyelim. Yeni kahramanımız Zushin Haziran ayında orijinal sunucularda yerini alacak. Biliyorsunuz artık Mobile Legends oyunu yeni kahramanları sezondan sezona getiriyor. Zushin ile ilgili tasarımlara Mobile Legends oyunu başladı. Ekrana baktığımız zaman şu kısımlar Zushin kahramanı için gelecek olan profil tasarımları falan olacak ya. Şurası da çerçeve tasarımı için olacak. Kırmızı mavi tonlarda görseller bizleri bekliyor. Bu kısımda hani 50 level mı 100 level olunca profil alıyorduk koyuyorduk ya, sezon profili. Bu da onun şeysi olacak, görüntüsü olacak arkadaşlar. Şunlar da Zushin'in hikayesinde kullanılacak efektler. Geri tuşları, butonlar, diğer işaretler hepsi bu şekilde olacak. Bir de yeni gelecek olan Zushin kahramanının hikayesi olacak ya, o hikayede kullanılacak görseller, yüzler de bu şekilde olacak. Haziran ayında Zushin kahramanı orijinal sunucularda yerini alacak. Canlar, 1 Mayıs 31 Mayıs tarihleri arasında oyunumuza yepyeni bir etkinlik gelecek. Bu etkinlik içerisinde oyunlar olan, oyundan bağımsız farklı oyunlar oynadığınız, biletler, parçalar falan topladığınız ve böyle çekilişler yaparak ekranda izlediğiniz kostümleri alabildiğiniz bir etkinlik olacak. Mayıs'ın 11'inde etkinlikten bedava spesyal kostüm alacağız. Parti haftası olacak orada. Bedava kostüm veren etkinlikleri Mobile Legends oyunu son dönemlerde bayağı bir getirecek. O yüzden aktif olmayı unutmayın. Ve etkinliğin ödül havuzunda gördüğünüz gibi epik kostümden normale kadar her şeyi gördünüz ama bununla bitmiyor. Ekranda görmüş olduğunuz gibi farklı etkinlikler de getirecek Mobile Legends oyunu. Mayıs'ın 1'i ile 7'si arasında, özellikle 7'sinde başka eşyalar verecek. Mayıs'ın 11'inde bambaşka eşyalar vermeye başlayacak ve böyle ekranda görmüş olduğunuz gibi kazıma etkinliği olacak. Bir küreyi kazıyacaksınız, içinden ne çıkarsa onları alacaksınız arkadaşlar. Bunun yanı sıra paylaşım etkinlikleri vesaire, bütün her şey etkinlikte olacak. Çok fazla detaya da gerek yok. Zaten birkaç gün sonra etkinlik oyunumuzda olacak. Şimdiden etkinlik için hepinize bol şans. Hanabi ve Aemon kostümlerinden gelecek olan etkinlikten geçtiğimiz videolarda bahsetmiştim. Bu etkinlik kesinleşti. %100 gelecek. Yakın zaman içerisinde gelecek. Çünkü farklı görsellere ulaştım. Ne Neobeas ne Miss Benders olacak mı? Farklı bir isimde farklı seri kostümleri geliyor. Öyle söyleyeyim sizlere. MLBB oyunu etkinliklerin tasarımlarına başladı. Sağ taraf Hanabi düşünün. Sol taraf Aemon düşünün arkadaşlar. Etkinlik tasarımlarında arka plan efektlerinde kullanılacak şablonlar bu şekilde olacak. Şablonlarla ilgili diğer detaylar da bu şekilde olacak. Şu alanlarda, sağ taraftaki alanlarda etkinlikte kostümlerin kartları olacak. Ve bu kısımda ödül havuzunun arka plan efekti olacak. Çok ilginç kostüm serisi bizleri bekliyor. Ve bu görsellerin çıkması demek Mobile Legends oyunu etkinliğin tasarımlarına başladı da bitirdi demek oluyor. Yani yakın bir zaman içerisinde, 1-2 hafta içerisinde etkinliğin kesin geliş tarihinde öğreniriz. Çok uzun sürmeyecek. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir konu hakkında bilgi vermek istiyorum canlar. Ne reklam ne farklı bir şey. Tamamen kendi hayatımla ilgili. Hayatımın son 6 yılında çok büyük uğraşlar vermek durumunda kaldım. Verdiğim bu emek, çaba beni hem ruhen hem bedenen bayağı bir yordu. Özel hayatımla ilgili bir durum olduğu için çok fazla detaya girmek istemiyorum. Ama gerçekten benim için çok yıpratıcı, yorucu, ilginç bir süreçti yani. Ama Allah'a şükürler olsun, verdiğim emeklerin karşılığını aldım. Artık her şey
daha güzel olmaya başlıyor. Tabii bu emekleri mücadeleye verirken başımdan birçok olumsuzluk da geçti. İşte sakatlandım, 3-4 ay evde kalmak durumunda kaldım. Sakatlığım geçti, merdivenlerden yuvarlandım. Yine evde yatmak zorunda kaldım. Buna benzer birçok sorunlar, sıkıntılar yaşadım ama yapı olarak küçüklüğümden beri hep böyle düştüğünde kalkmasını bilen birisi oldu. Hala da öyleyim. Son 6 yılda yaşadığım şeyler bende bayağı bir etki bırakmış. Hem vücut olarak hem ruh olarak kendim bayağı bir yorgun hissediyorum arkadaşlar. O yüzden kendime çeki düzen verme zamanının geldiğini düşündüm açıkçası. Çeki düzen verken saç baş filan değil ha. Aa bak ha şimdi saçım başım dağınık yani ne olacak? Ben neysem oyum aga. Fön çektirip süslenip gelmesini de bilirim buraya. Demek istediğim o değil yani. Sağlıklı bir hayatım olsun istiyorum. O yüzden spora başladım. Canlar. Bundan sonraki videolarda hep böyle saç baş dağınık karşınızda görebilirsiniz beni. Sağlıklı bir yaşam sürdürmek istediğim için spora başladım. Artık belli düzende spor yapmaya başlayacağım. Dediğim gibi bundan sonraki videolara çıkarken de böyle ilk haftalar yorgun gözükürsem, sesim yorgun gelirse, saç baş dağınık olursa kusura bakmayın. Şimdiden affolunma. Tekrardan izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.